Nükleik asitler ve yapı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Nükleozite fosfat eklenmesiyle nükleotit oluşur. Baz artı şeker nükleozittir. Fosfat eklediğinizde nükleotit olur. Nükleik asit sentezinde kullanılan şekere göre adlandırılır. Şeker deoksiribozsa deoksirbonükleik asit, ribozsa ribonükleik asit. Bir nükleik asitin yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur. A, T, G, S yanına deoksiriboz fosfat alır. DNA'nın yapısına katılırsa 4 çeşit. A, U, G, S yanına fosfat alır. RNA'nın yapısına katılırsa 4 çeşit. Bir hücrede tüm nükleikasit çeşitlerinin sentezinde en fazla 5 çeşit nükleotit kullanılır. Hayır, 4 çeşit nükleotit kullanılır. 5. bir çeşit kullanılmaz hocam. Şimdi sonuçta burada urasil var, burada timin var. Hücrede DNA ve RNA birlikte bulunur. Cevabımız D seçeneği olur. TRNA ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Antikodon ucuna aminasit bağlanır. Bu ifade hatalı. Antikodon ucu dediğimiz yer şurası buradan mRNA'yı tanıyorsunuz. Protein sentezinde aktifleşen amino ribozoma taşınmasını sağlar. Amino şu şekilde tutar ve ribozoma getirir. tRNA aynı amino asit taşınmasında tekrar tekrar kullanılabilir. Sonuçta bunu bıraktıktan sonra tekrar aynı çeşit amino bağlanıp yine ribozoma getirebilir. Gen bölgesinden sentezlenir. Sonuçta replikasyona DNA üzerinden sentezleniyor. Bir aminoasit çeşidinin taşınmasında birden fazla çeşit tRNA görev alabilir. Yani bu birinci tRNA olsun. Şu da ikinci tRNA olsun. İkisi de aynı çeşit aminoasidi taşıyabilir. Bu da oluşabilecek nokta mutasyonlara karşın sentezlenecek proteinin yapısının değişmesini önlüyordu hatırlarsanız. Cevabımız A seçeneği olur. Gerçekleşen X ve Y olayları gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? X olayının gerçekleşme sırasında prokaryot hücrede tek replikasyon orijini Ökaryot hücrede ise çok fazla replikasyon orijini görev yapar. Yani prokaryotlarda tek bir yerden başlar ama ökaryotlarda birden fazla yerden DNA sentezi başlar. Y olayının gerçekleşmesinde RNA polimeraz enzimi görev alır. Doğru bir ifade RNA sentezi sonuçta bu. X ve Y olaylarında aynı nükleotit çeşitleri kullanılabilir. Hatalı nükleotit dediğimizde baz artı şeker artı fosfat demiş oluruz. Ve buradaki şeker deoksiribosa DNA'da ribosa RNA'da kullanılır. Aynı çeşit azotlu organik baz kullanılabilir. Ancak nükleotit diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 olur. X ve Y DNA'larının kendine eşlemesi sırasında kullanılan deoksirboz ve timin sayıları grafikte verilmiş. Hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakın X DNA'sı şu, Y DNA'sı bu. X DNA'sı 2400 nükleotitten meydana gelir. Şimdi X DNA'sı kendini eşlediğinde kaç tane şeker kullanmış? 1000 tane. Demek ki 1000 tane nükleotit var. 2400 tane değil. Y DNA'sının bir zincirinde 50 timin deoksiribonükleotidi bulunur. Şimdi Y DNA'sında toplamda 400 tane timin harcanmış. Doğru mu? 2 iplik için toplamda 400 tane timin harcanmış. Ben hangi iplikte kaç tane timin var ulaşabilir miyim? Ulaşamam hocam. X ve Y DNA'ların içerdiği zayıf hidrojen bağları aynıdır. Şimdi bakalım. X DNA'sında 100 tane timin var. Öyleyse burada 100 tane adenin olacak. X DNA'sı 1000 tane deoksiriboz kullandığına göre 1000 nükleotidi var demiştim. O zaman 500-500 şu şekilde ayrılacak. 400 tane guanin, 400 tane sitozin. Şöyle üçlü hidrojen bağ, şöyle ikili hidrojen bağ 100 çarpı 2 200, 400 çarpı 3 1200, 1400 hidrojen bağ var. Y DNA'sına bakalım. Y DNA'sında 400 adet timin var. 400 adet guanin olur. 1200 tane deoksiriboz kullanmış. 600-600 her zincirde. 400, 600, şuraya geldim. 200 guanini yazdım. 200 tane stozini yazdım. Hocam 2 hidrojen, 3 hidrojen. 4 çarpı 2, 800. 2 çarpı 3, 600. 1400 hidrojen bağı Buna ulaşılabilir. Cevabımız yalnız 3 olur. DNA replikasyonda görev yapan enzimler ve bu enzimlerin görevleri verilmiş. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Polinükleotide yeni nükleotit eklenmesini sağlayan DNA polimerazdır. Kesintili iplikteki polinükleotid parçaların birbirine bağlanmasını sağlayan ligaz, zayıf hidrojen bağlarını açarak zincirlerin açılmasını sağlayan helikazdır. Dolayısıyla 2A 1B 3C olacak. Cevabımız B seçeneği. Mutasyon sonucu oluşan X ve Y DNA'ları gösterilmiş. X ve Y DNA'ları ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? X DNA'sının kendini onarması sırasında 3 sitozin deoksiribonükleotit kullanılır. Şimdi eksik olan yerlere bakalım. Şurası guanin, şurası sitozin, sitozin, sitozin burada. Evet kaç tane var? 1, 2, 3 eksiğimiz var. Y DNA'sının kendini onarıp eşleyebilmesi için 4 timin deoksiribonükleotite ihtiyaç vardır. Timin, sitozin, timin, şu şekilde guanin. Hocam 2 tane timin cevap B seçeneği olacak. X DNA'sının kalıp ipliğinden mRNA sentez sırasında bir tane urasil ribonükleotit kullanılabilir. Şimdi şöyle bakalım. Kalıp iplik dediğimiz şu şekilde. O zaman bunun karşısında urasil ribonükleotitin olabilmesi için ne yapmam lazım hocam? Adenin karşısına bir şey yazmam lazım. Doğru mu? Adenin karşısına urasil gelir. Bir tane mi adenin var? Evet. O zaman bu ifade doğru. X ve Y DNA'larında meydana gelen mutasyonlar onarılabilir. Gördüğünüz gibi yazabildiniz. Şöyle karşılıklı kayıp olsaydı onu onaramazdınız. X DNA'sının kendini onarıp eşlemesi sırasında 6 guanin deoksiribonükleotit kullanılır. Şimdi onarmak için X DNA'sında kaç tane guanine ihtiyacım var? Bir tane bu bir dursun. Peki toplamda kaç tane guanin var? 1, 2, 3, 4, Başka var mı hocam? Şöyle karşı iplikte de bir tane var, 5 tane. Yani normal şartlarda zaten sentezlenirken 5 tane ihtiyacınız var. Bir de başta onarmanız lazımdı. 6 olmalı. Dediğimiz gibi cevabımız B seçeneği. X ve Y nükleik asitlerin hidroliz sonucu elde edilen bazı nükleotitler verilmiş. Hangileri doğrudur? P ve R nükleotitleri DNA'nın antiparalel uzanan ipliklerinde karşılıklı olarak yer alabilir. Bir ribonükleotit arkadaşlar Ribonükleotit o şekilde DNA'ya ait bir iplikte bulunamaz deoksiribonükleotit olması lazım R nükleotidi X nükleik asidinin hidrolizi ile elde edilmiş ise Bakıyorum deoksiribonükleotit S nükleotidi de X nükleik asitin hidrolizi ile elde edilmiştir. Ona bakıyorum evet o da deoksirbonükleotit yani DNA'dan. Hidroliz sırasında P ve T nükleotitleri arasındaki fosfodiester bağ koparılmış olabilir. Şimdi P ile T'ye bakıyorum ikisi de ribonükleotit. Demek ki bir RNA'nın arka arkaya gelen mesela bu nükleotitleri olabilir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Sonuçta burada bir DNA ya da RNA hidrolizinden bahsediyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. KLM nükleik asitlerine ait üçlü nükleotit parçaları aşağıda verilmiş. Nükleik asit parçalarını inceleyen öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalardan hangileri doğrudur? K nükleik asiti DNA veya RNA olabilir çünkü A, G, C ikisinde de ortaktır. L nükleik asitinin sentezinde deoksiriboniklotlar kullanır. Yapıda timin var, olur. M nükleik asiti protein sentezinde görev alır. Burada orasını görüyorum. RNA'ya aittir. İşte T, R, -M RNA. Bunlar ne olacaktır? Protein sentezinde görev alacaktır. Dolayısıyla hepsi doğru. Ökaryot bir hücrede nükleik asit sentezi nerede gerçekleşebilir? Çekirdek içerisinde mesela replikasyon, transkripsiyon olabilir. Kloroplast içinde ve mitokon içinde de olur. Çünkü bunların da kendi DNA'ları var. Ama ribozom yapısında RRNA var ancak kendisi nükleik asit sentezleyemez. Cevabımız C seçeneği olur.